Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 6 Nisan'da burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da Koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Güneş ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyor ve 20 Nisan itibariyle Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Bu ay 20'sine kadar Güneş Koç burcunda parlayacak. 21 Mart'ta doğan Koç yeni ayının etkileri yaşamınızda, ilişkileriniz, işbirlikleriniz, karşınızdaki kişilerle olan paylaşımlarınızla ilgili alanlarda daha fazla sizin için etkiler ortaya çıkarmaya başladı ve 6 Nisan'da Terazi burcundaki dolunay yılın sizin için belki de en önemli dönemini işaret ediyor. Dolunaylar bir tamamlanma dönemi, sonuç alma dönemi, farkındalık dönemi, kendinizle ilgili, bulunduğunuz, yaşadığınız yerle ilgili, imajınızla ilgili, ilişkilerinizle ilgili bazı önemli kararlar vermeniz, dönüşümler yaşamanız mümkün. Sağlık konuları da gündeminizde olabilir. Kişisel bakım, estetik ve benzeri imaj değişimleriniz gündemde olabilir. İlişkilerinizle ilgili bazı sorunlarınız varsa, hissettiğiniz eksiklikler varsa bunları da fark edip çözmek, dönüştürmek için de, ilişkilerinizi şifalamak için de fırsatlar bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Başkaları tarafından fark edilmeniz, ortaya çıkmanız, dikkat çekmeniz mümkün. Harcadığınız emeklerin karşılığını alabilir, önemli başarılara da ulaşabilirsiniz bu dolunayla beraber. Evet, dolunayın ardından Venüs ayın 11'inde Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. 11'ine kadar Venüs Boğa burcunda parasal konularda size güzel de destekler vermeye devam ediyor. Güçlüdür biliyorsunuz Venüs Boğa burcunda. Ay başından itibaren de Merkür Boğa burcunda olacak. Bu da ilişkileriniz ve ilişkilerden gelen kaynaklarınız, hisseli paralar ve belirli alanlarda eşinizin kaynakları örneğin buralarda daha iyileştirici, daha destekleyici etkiler verebilir size. 11'inden sonra Venüs ikizlere geçecek, 9. evinize doğru ilerleyecek. Artık gezmek, seyahat etmek isteyebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenme konusunda merakınız artabilir. Eğitim konuları, akademik çalışmalar, medya, iletişimle ilgili her türlü iş veya seyahatler, özellikle yurt dışı, uluslararası alanlar, yabancı kültürlerle ilgili alanlarda Venüs'ün burada size güçlü destekleri başlayacak. 12-13 Nisan Güneş ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyor. Yılda bir kez Güneş Jüpiter'le kavuşur ve şanslı bir bağlantıdır, şanslı bir açıdır bu. İlişki evinizde olacak. 12-13-14 Nisan gibi ilişkiler, işbirlikleri adına bazı güzel fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Eşinizin, partnerinizin yaşamında da olumlu gelişmeler olabilir, şanslı durumlar olabilir. Bazen bu davalar, mahkemeler, hak, hukuk, adalet arayışlarınızda da sizin için çalışabilir. Önemli yardımlar, destekler, hak edişlerle ilgili burada bulabilirsiniz. 20 Nisan'dan itibaren Güneş artık Koç'tan ayrılıp Boğa burcunda parlamaya başlayacak. Ama onun öncesinde 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. Bu aynı zamanda bir güneş tutulması, yılın ilk güneş tutulması, ancak bu Koç terazi aksındaki tutulmalarında başlangıcı olacak. Önümüzdeki 1,5 yıl, 2024 sonuna kadar tutulmalarımız artık Koç terazi aksında olacak. Önümüzdeki 14 Ekim'de burcunuzda da bir güneş tutulması var. Bu nedenle sizin için evrensel anlamda daha güçlü, daha kadersel tesirler de başlıyor sevgili teraziler. 29 derece Koç burcundaki güneş tutulması Jüpiter yönlü, kuzey yönünde ve Plüton'dan da güçlü bir açı aldığı için ilişkilerinizle ilgili kadersel dönüşümleri, yenilikleri, yeni başlangıçları burada işaret edebilir. Tabii ki belki bir evliliktir bu, belki bir ortaklıktır. Süre gelen ilişkilerinizle ilgili, eşiniz ve partnerinizin yaşamıyla da ilgili önemli bazı dönüşümlerdir. Bunlarla ilgili güçlü işaretleri var. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bu 29 derecede olduğu için öncü burçların, özellikle işte güneş burcunuz, yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa 27, 28, 29, yani bu son derecelerde ise
birebir daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve tabii ki kişisel doğum haritalarınızda öncü burçların son dereceleriyle sabit burçların ilk derecelerinde gezegen yerleşimleriniz varsa yine bu tutulmanın sizin için çok önemli olacağını söyleyebilirim. Sabit burçlar işte boğa, akrep, kova, aslan gibi 0 ile 3 derece arasında gezegenleriniz bulunuyor mu? Lütfen bunu kontrol ediniz. O zaman tutulmanın etkileri artacaktır sizin adınıza. Ve 20 Nisan'dan itibaren Merkür boğa burcunda gerilemeye başlıyor. 15 Mayıs'a kadar Merkür retrosu yaşayacağız. Merkür retrolarında iletişim biraz sıkıntılı olabilir. İşte planlarımız biraz aksayabilir. Para eviniz 8. evinizde de olacağı için bu dönemde özellikle borçlanma konularına, işte kredi başvuruları gibi konulara, hesaplarınıza, para alışverişleri ve benzeri alanlara dikkatli yaklaşalım. Çok hızlı karar vermemekte fayda var. Ne yapabiliriz? İşte muhasebe yapabiliriz. Geçmişe ait bazı hesapları gözden geçirebiliriz. Evet, geçmişle ilgili unuttuğumuz borçlar, faturalar da karşımıza çıkabilir. Ama bazı sorunları çözmek için de burada bu dönemi değerlendirebiliriz. Alışverişler için, anlaşmalar, sözleşmeler için çok uygun olmayabilir bu dönem. 20 Nisan'da 15 Mayıs arasında özellikle Merkür retrosuna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.